Class Spor TV ekranlarından hepinize merhaba. Ankara Gücü Başkanı Fatih Mert'le beraberiz. Başkanım nasılsınız? Sağ ol, Allah'a şükür. İyiler. Vallahi zorlu ve çetin bir süreç geçiyor başkanım. Bu arada bir de teknik direktör değişikliği oldu. Sosyal medyada da birçok basın kuruluşunda da yazılıyor, çiziliyor. Ben birçok şey size sormak için bağlantı kurmak istedim. Kırmadınız beni. Teşekkür ederim. Başkanım, Mustafa Reşit Aktay'la yolların ayrılmasını sosyal medya hesabınızdan duyurdunuz Salı günü. Nasıl oldu? Niye ayrıldık Mustafa Hocam'la? Mustafa hocamıza bir iki üç sefer Trabzonspor'la ilgili yayınları oldu, biliyorsunuz, söylemleri oldu. En son söylemini yaptığı zaman hocamız da Adnan Erkan hocanın olduğu bir ortamda, antrenman sahamızda, kendisine dedim ki hocam, bu iş artık iyice beni de camianın karşısında zor durumda bırakmaya başladı. Sen daha önce uyarılar da yapmıştık. Sen ne yapıp ne edip bu Trabzon maçını muhakkak yenmen lazım dedi. Hocamız da onun kendisinin boynunun borcu olduğunu söyledi. Trabzon'u yenmenin. Biz de tamam dedik. Ben özellikle de o günü bekliyordum ama hocamız maalesef o güne kadar durmadı. Dün ben Kulüpler Birliği toplantısı için İstanbul'a giderken yolda hocamızın menajeri aradı. Hocamızın ayrılmak istediğini söyledi. Ondan sonra biz de konuştum menajeriyle. Dedim istersen konuş. Tamam, bizim için de uygundur ayrılması diyerek hocamızın bu şekilde karşılıklı anlaşarak hocamızın ayrılmasına karar verdik. Şimdi yanlış Sosyal anlaşılma vardı. Bir taraftan da bu düzelmiş oldu başkanım. Sanki tam Trabzon bugün, maçı bugün, öncesi bugün, sizin. Bugün her şeyi bir düzeltelim. Sen aklına gelen bu gündemlerle ilgili bana bu her şeyi sor, ben de her şeyin cevabını vereyim. Bilgi kirliliği ortadan kalksın. Herkes de her şeyi net bir şekilde öğrensin. Gerçekten çok yorgunum, yorulduk. Dün gece buradan 2'de gittik. Bak şu anda bu yayını yapıyoruz, sabah 8'den beri uğraşıyoruz. Saat 10 hala uğraşıyoruz. Bu kadar emeğin karşılığında böyle bazı şeyler duyuyorum, bazı söylemler söylüyor arkadaşlar. Üzülüyorum. Onun için bu yanlış anlaşılmaları falan bugün bir engel ortadan kaldıralım. Ondan sonra ilerleyen günlerde de Allah nasip ederse lig bittiği zaman da daha farklı şeyleri de konuşalım inşallah. İnşallah Süper Lig'de devam eden bir Ankara Gücü Başkanı ile ben röportajımı yine yaparım, yine sorularımı sorarım. Şimdi en çok konuşulan konu şuydu. Yani 3 ay önce Mustafa Hoca bu açıklamaları yaptı. Fatih Başkan ve Ankara Gücü yönetimi bu konuda niye o dönem işlemi bitirmedi, yoluna devam etti deniliyor. Niye devam ettiniz başkanım? Şimdi 3 aydır kaç ay ara verdik biz lige? 2,5-3 ay ara verdik neredeyse başkanım. Hatta ondan biraz Tamam, daha kaç öncesi. maç yaptık? Kaç maç yaptık ondan sonra? İki maç. Rize Spor maçını yaptık. Galip geldik. Evet. Gaziantep'le berabere kaldık. Başakşehir'e de hakem kurbanı olarak yenildik. Evet başkanım. Tamam, biz hocanın zaten ilk açıklamayı yaptığında, hoca o gün zaten buradan, ben hastanedeydim gelene kadar, zaten özür benim, beni burada biraz arkadaşlarım da yumuşattılar. Hoca da o gün özrünü dileyerek devam etti. Sonraki açıklaması olduğunda da bu açıklamayı, zaten bunu yaptık biz hocayla. Trabzon maçında beklemeden hoca ayrıldı. Biz hocanın, yani biz hocayla, şimdi araya bu pandeminin 3 aylık süre girdi ya, her şey karıştı birbirine. Evet. Yani biz Mustafa hocayla 9 maça çıktık. Hocanın bunları söylemesi falan 4. 5. maçtan sonra olmaya başladı bu söylemler. Yani biz Mustafa hocayla 3 sene falan çalışmadık. Bir de bekara karı boşamak kolay gelir derler, biliyorsun. Şimdi dışarıdan bu işler bu kadar kolay görünüyor ama bu işler bu kadar kolay değil. Sonuçta siz hoca değişikliği demek, bütün buradaki kurguyu, her şeyi yeniden dizayn etmek demek. Yani şimdi biraz sonra hoca konularını da sorarsın, onlara da muhakkak cevap vermek istiyorum da, yani bu işler bu kadar da kolay olmuyor. Yani burada futbolcu psikolojisi var, takımın durumu var, ligdeki durum var. Yani bu hemen kolay bir şey değil. Hemen anında yapılacak işler değil bunlar arkadaşlar. Biz Mustafa Reşit Akçay'ın elinden, bu bugüne kadar kaç kulüpte böyle bir şey olmuştur? Bir araştır, sen gazetecisin.
Mustafa Reşit Akçay kendi el yazısıyla imzalı Ankaragücü camiasından ve kulübünden özür diledi. Evet. Bunu tüm Türkiye'ye servis ettik biz. İkinci yaptığı şeyden sonra da, konuşmadan sonra da Mustafa Hoca'ya ben bunun artık sıkıntı yarattığını, bizim için dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kulübünün Ankaragücü olduğunu, burada sadece ve sadece Ankaragücü'nün konuşulması gerektiğini, başka takımlarla ilgili hiçbir şeye cevap vermemesini ve de bu saatten sonra artık kendisini Trabzonspor'u yenmek zorunda olduğunu, bunun kaçarın olmadığını, çünkü hoca kalıp da Trabzonspor'a mağlup olmamız durumunda bu farklı söylemlere, farklı söylentilere yol açacaktı. Ankaragücü zaten bu tür saçma sapan şeylerle yıllarca uğraştığı için biz en azından bu ortamları yarattırmadan, bakın hoca işte ayrıldı, bir şekilde gitti. Şimdi bizden böyle sosyal medyadan bunu ısrarla yazan arkadaşlara bu kadar, şimdi onların istediği gibi bir günde her şey olamaz kardeşim. Burası bir kurum. Burası bir müessese. Şimdi iki kişi, üç kişi kafasına esiyor, bir şey yazıyor diye biz bunları yapamayız. Tamam mı? Yani burada, burası bir büyük bir müessese. Burayı akıl selim, aklı başında, sakin bir şekilde yönetmek gerekiyor. Ben de, mesela ben de taraftar olsam istemiyorum diyebilirim ama ya bu hemen, bunlar hemen anında pat diye, şimdi burada bir takımı işte kurmuşsun, transfer yapılmış, bu hocayla başlamış bu transferlerin hepsi ve de bilmediğiniz bir şeyi daha söyleyeyim. Hocayı Gençler Birliği maçından sonra gidiyordu hoca. Evet. Hadi ben bugün bunu da söyleyeyim. Gençler Birliği maçından sonra hoca gidiyordu. Geldiler kulübede yerli ve yabancı futbolcular. Biz hocadan memnunuz. Hoca o gün sabahleyin ayrılma konuşmasını yapmıştı. Ondan sonra geldi yerli ve yabancı futbolcular. Biz hocadan memnunuz başkanım, lütfen devam etmek istiyoruz dediler. Şimdi burada bu puanı alacak futbolcular. Anladınız mı? Biz de onun için ne yaptık? Tamam dedik. Devam ettik. Bir yere kadar. Bir yerden sonra da artık gereği neyse, işte o da biz de karşılıklı olarak gereğini yaptık. Yollarımızı bir şekilde ayırdık. Başkanım, şimdi söylediğinizden bir şey merak ettim ben. Yine sosyal medyada konuşulan dedikodu boyutunda bir iddia vardı. Futbolcular da hoca istemiyor falan diye. Ama siz şimdi söylüyorsunuz ki futbolcular geldi, hocamız kalsın, hocamıza devam ediyorum istiyorum dedi. Hoca ile futbolcular arasında böyle bir problem var mıydı? Gençler Birliği maçından, bu söylediğim Gençler Birliği maçından sonra olan olay. Son dönemlerde hoca ile futbolcular arasında ciddi bir problem olmamakla beraber ufak tefek şeyler olmuştu. Ama öyle ciddi bir problem yoktu. Bu benim ayrılmasın noktasındaki söylediğim konu, ayrılmasıyla ilgili konu Gençler Birliği maçından sonraki olay. Ama şu olmadı. Şimdi biz yerel basın haber alsın istiyoruz. Bakın ben bütün yerelden yayın yapan bütün kanallara pandemi sürecinde kulüp başkanı olarak hepsine kendim çıktım. 2-3 saat herkesle konuştuk. Ama bu şu değil, yani Ankaragücü'nün her şeyini yazmak zorunda değilsiniz. Her şey insanların gördüğü gibi değil. Bu her işin arka planında farklı işler olabiliyor işte. Şimdi söylüyorum, Gençler Birliği maçından sonra hocanın gideceğinden haberiniz var mıydı? Ben yazmıştım başkanım. Mesela çok ama işte şeyden dolayı yazmıştım. Ben çünkü daha önce uyarmıştım başkan, hocam biraz duygusal. Çok çabuk kırılıyor her eleştiride, taraftar protesto edince hoca gitmek isteyebilir diye. Bunun dayanağı olarak söylemiştim ama zaten sorunun çözüldüğünde hemen anlatmıştım. Kriz vardı. O günkü maçtan dolayı da aramızda bir sorun yaşandı. Ondan dolayı hoca gidecekti. O gün futbolcuların hocamızı biz devam etmek istiyoruz, başkanım lütfen demesi üzerine yönetici arkadaşlarla beraber şeyde oturuyorduk. Antrenmanı seyrediyorduk. Antrenman sonunda ondan sonra kaldı. Şimdi söylüyorum, yerel basının bizden haber alması en doğal hakkı. Niye? Niye en doğal hakkınız? Biz Ankaragücü'yüz. Ankaragücü'nün geçmişini de biliyoruz. Çok önceki geçmişini de biliyoruz. Anlatabildim mi? Siz ikinci ligdeyken, hiç kimse yokken bu kulübün haberini yaptınız. Bu kulübün işte sizin gibiler haberini yaptı. Ulusal camiada bir şekilde duyurulmasını sağladı. Vesile oldunuz. Onun için bugün hiçbir şeyi kesmek istemiyoruz. Ama olmayan şeyleri bu uydurmanın, yani bir şeyler varmış gibi göstermenin hiç kimseye bir faydası yok. Sadece ve sadece, bakın, bizim ligde kalmak için
motive olmaya ihtiyacımız var. Tamam mı? 6 hafta var önümüzde. Bu 6 haftayı bizim çok iyi geçirmemiz lazım. Çok iyi değerlendirmemiz lazım. Biz bunun derdindeyiz. Şimdi bugün abuk subuk şeyler duyuyorum ben. Ben 4 saatlik uykuyla, 3 saatlik uykuyla duruyorum. Bir sürü arkadaşlarım burada emek sarf ediyor, çaba sarf ediyor. Biz işimize gücümüze gitmiyoruz. Hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Burayı bir ligde bırakmak için gece gündüz mücadele ediyoruz. İşte bizim hoca seçimimizden dolayı bizden hesap sorulacakmış. Ne münasebet ya? Bu ne demek? Ne yapıyoruz da bizden neyin hesabı sorulacak? Yani bunun bir böyle bu tür şeyler hoş kelimeler değil. Lütfen şimdi ben Ankara Gücü'ne arkadaşların yazdığı hocaları getirseydim, taraftar beni seviyor değil mi? Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben de onları seviyorum. Denilen hocalardan, yazdıkları isimlerden birini getirseydik mesela ne yapardık? Çok popülist bir iş yapmış olurdum. Herkesin gözünde daha iyi mesela bir şeyimiz olurdu. Ama biz ne yapıyoruz? Biz burada arkadaşlarımızla saatlerce kafa patlatıyoruz. Yeri geliyor birbirimizi kırıyoruz, eleştiriyoruz, konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Derdimiz ne? Buraya hizmet etmek. Burayı ligde tutmak. Burayı kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Buranın 110 yıllık kulübün hak ettiği şekilde yönetilmesini sağlamak. Benim ne bir siyasi amacım var ne de bir ticari amacım var. Benim Allah'a şükürler olsun. İşim var, gücüm var, kendime göre bir kariyerim var. Hiçbir Ankara Gücü üzerinden ne benim ne arkadaşlarım hiçbir beklentimiz yok bizim. Şimdi böyle bazı gruplar var. Biz onların hepsini biliyoruz. Dertlerini biliyoruz. Arka taraflarını biliyoruz. Kaşıyanları biliyoruz. Ama ya lütfen 6 hafta sabredin. Tamam mı? Kongre var. Kongreye gelirsiniz. Allah nasip ederse bak delegeliği açtık. Geleceğiz diyorlarsa yine uzatacağım. Gelsinler Ankara Gücü'nün kongresinde çıksınlar, aday olsunlar, yapacaklarını yapsınlar kardeşim. Benden ve arkadaşlarımdan hoca diye hesap sormayı ben anlayamıyorum. Bunun neyin hesabı sorulacak? Ne yapıyoruz da neyin hesabı sorulacak? Yani hoca getirmekle. Başkanım ben 12-13 yıldır sizi tanıyorum. İlk kez bu kadar bir konuda sinirli olarak görüyorum. Mutlaka sinirliyim tabii. Ankara Gücü taraftarının ben sizin samimiyetle hem sizin hem yönetiminizin çalıştığını, inancının tam olduğunu görüyorum sosyal medyada. Yönetimsel olarak hatalar olabilir. Bunlar da iyi niyet dahilinde aşılacaktır diye düşünüyorum. Ama ister istemez ligde kalmanın stresini yaşayan bir camia var. Bunu en fazla da siz yaşıyorsunuz. Dediğiniz gibi uykusuz günler geçiriyorsunuz ki çok zor zamanda taşı altına elinizi sokan isimlersiniz. O konuda ben bir Ankaralı gazeteci, bir Ankaralı sporsever olarak size ayrıca teşekkür ediyorum. Taraftarla sanki bir problem Mehmet Başkan zamanında olmuştu. Bu çok çok yoğun yaşanmıştı. Yine öyle bir problem mi var başkanım? Şimdi sizin söylediğiniz arka kapıları falan söylüyorsunuz. Anlayamadım ben de onun için soruyorum. Asla taraftarla hiçbir problem yok. Günde bana yüzlerce tweet geliyor. Teşekkür ediyorlar. Eleştiriler olabiliyor. Görüşler söyleniyor. O bazı insanlar var. İşte burayla ilgili sürekli negatif bir şeyler için yani bizim yönetimimizle alakalı değil. Mesela genel anlamda hep sürekli bir şey var. Şimdi dışarıdan kolayca yazılıyor. Ben de buraya diyorum ya ben de yazarım. Kolayca bir şey yazar söylerim mesela. Anlatabildim mi? Ya bir bunun arka tarafında burada bir mücadele veriliyor. Bu kadar emek sarf edildi. Bu kadar bu kulübe sağ olsunlar devletimiz, sponsorlarımız oldu. İşte makina kimya endüstrisidir bunun gibi kurumlar. Özelden sponsorlar oldu. Yöneticilerden para veren insanlar oldu. Emek harcayan yöneticilerimiz var. Bu kadar mücadele ediliyor. Burada 6 hafta var bu ligin bitmesine. Bizim odak noktamızın Ankara Gücü'nü ligde tutmak olması lazım. Biz Ankara Gücü'nü yaşatmak için uğraşıyoruz. Böyle ufak tefek böyle bunları yapan toplasan 15 kişidir belki. Anlatabildim mi? Böyle yazan, çizen, ondan sonra yön vermeye çalışan. Ben eleştirilere hiçbir şey demem. Hoca hatalar yapmışızdır. Kabul ederim. İyi olacak diye getirmişizdir. İyi olmamıştır. Ben bunu kabul ederim ama cevabını veremeyeceğimiz, açıklayamayacağımız gün gün hoca hoca
Futbolcu futbolcu, olay olay. Anlatabildim mi? Allah'a hamdolsun hiçbir şey yok. Hepsinin biz cevabını veririz, açıklamasını yaparız. Bu bunun için böyle oldu, bu bunun için böyle oldu. Ama şimdi diyorum ya, bazı şeyleri aynı gün açıklayamayabilirsiniz. Perdelemek zorunda kalıyoruz kulüp olarak. Bazı hatayı yeri geliyor. Biz burada perdelemek zorunda kalıyoruz. Şimdi bunu deşifre etmek için bir şey olduğu zaman uğraşmanın Ankara gücüne bir faydası, bir katkısı olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Zaten yani bizi... bahsettiğiniz gazeteciler, yerel gazetecilerden ben üstüme almamıştım açıkçası başkanım. Hatta muhabbetimiz olan dost gazeteci arkadaşlarım var, onların da üstüne alınmadığını düşünüyorum ama kimden bahsettiğinizi sanırım izleyenler de anlamıştır. Ben bugün bir yerelde yazan bir yazı yazan birisinde kendim özellikle cep telefonundan aradım, konuştum. Bütün sorularınızı bana sorun dedim. Hepsini, yazdığı şeylerin hepsinin cevabını da verdim kulüp başkanı olarak. Sorun dedim, siz bana sorun. Ne cevap almak istiyorsanız şey yapın. Ben yoğun olduğumda telefonumu açamam. Sen nasıl yapıyorsun? WhatsApp'tan yazıyorsun. Yarım saat, bir saat sonra da olsa, iki saat sonra da olsa nasıl dönüyorum öbür arkadaşlara da. Bize sorabilirsiniz. Bakın benim anlatmak istediğim şu. Burada çok ciddi, çok önemli 6 haftaya gittik. Bu kulübün inanılsın inanılmasın, biz bir şekilde ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir şekilde ligde kalacağına inanıyoruz. Bunun için emek sarf ediyoruz. Şimdi biz bugün bir hoca kararı aldık. Evet. Biz bunu iyi olsun diye aldık. Biz Ankara gücü bu kadar emekten sonra Ankara gücü iyi olmasın diye bizim yönetim olarak böyle bir karar almamız mümkün mü? Mesela bu takım düşse en çok kim üzülür? Mutlaka elin taşın altına koyan sizsiniz. Herkes üzülür. Ankara camiası komple mutlaka. Herkes üzülür. Herkes üzülür. Hepimiz üzülürüz ama biz taraftarlar kadar ve belki işi yönetenler olarak belki en çok bizim canımız yanar. Yani biz bunu niye yapıyoruz burada? Yani bu kararları alırken biraz önce de söyledim. Ben Ankara güçlü, Ankara gücünde futbol oynamış bir hocayı buraya getirmek isterim tabii ki. Niye olmasın? Ve de biz bunun burada işte yapılanmasını, çalışmasını yaptık. İşte başladık bir şekilde, yapıyoruz bir şeyler. Bana şu anda işte Ankara gücünü Süper Lig'de hocalık yapmış, Ankara güçlü bir tane takıma getirebileceğimiz hoca söyleyebilir misiniz? Hakan şu anda Keleş'ten bu bahsediliyor. Hakan Keleş'in ismi çok ön plana çıkmıştı, istenmişti. Tamam. Şimdi bakın burada da Bülent, ben bu konuların hepsini konuşuyorum. Hakan Keleş'i devre arasında ben aradım. O dönemde bir kafamızda onunla ilgili düşünce de vardı. Transfer yasağı durumuna göre. Ama burada insanları da Hakan Hoca'nın orada bir başarısı olmuştur muhakkak. Ama ondan sonra bir kopukluk olmuş. Belki 2-3 sene. Şimdi biz bugün bunu duyduk, hemen böyle yapalım demiyoruz. Biz bir hoca alacağımız zaman çalıştığı kulüp, tanıyan, futbol camiasından tanıyan insanlar, ondan sonra beraber çalıştıkları, beraber çalıştığı futbolcular, herkesten bilgi alıyoruz. Yani bir sürü referans toplayarak biz bir karar veriyoruz. Öyle kafamıza göre hemen pat diye tamam bu bugün olsun diye bir karar vermiyoruz. Ben yöneticiliği bıraktığım zaman, mesela başkanlığı bıraktığım zaman, niye bu isimlerin olmadığını sana isim vererek, ha o insanlara yine söylemleri, isimlerini deşifre etmemem lazım ama üzerinden bir süre geçtikten sonra bir şeyler söyleyebilirim bunlarla ilgili. Başkanım, birinci tercihiniz miydi İbrahim Üzülmez, yoksa başka hocalara teklif götürdünüz, olmadı İbrahim Hoca'nın? Yani biz zaten şu anda çalışmayan Samet Aybaba, Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez, Tolunay Kafkas gibi hocalarla aklımızdaydı. Mesut Bakkal'ın Ankara'da olması, camiaları bilmesi, eskiden Ankara gücünde yardımcı hoca da olarak olsa çalışması, bir dönem hocalık da şeklinde çalışması. Mesut Hoca ile ilgili düşüncelerimiz vardı. Belki de ilk düşüncemiz Mesut Hoca'ydı. Fakat bu yazmış olduğu kitaptan dolayı, bizimle 3 hafta sonra Galatasaray maçımız olduğu için Ankara gücünü yeni bir gündemin, yeni bir polemiğin içerisine çekmemek için Mesut Hoca'ya da bizim onu şu anda kaldıracak, yani bu polemiklere bizim kaldıracak vakit artı zamanımız olmadığı için onun için Mesut Hoca'yla biz
teklif edemedik. Arkadaşlarla bunların hepsini değerlendirdik. Yani biz bu kararları alırken oturuyoruz, saatlerce konuşuyoruz, arıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz ondan sonra. Hadi söyleyeyim, Samet Aybaba'yı da aradık. Çalışmak istemediğini söyledi, gelmek istemediğini söyledi. Arattırdık Samet Aybaba'yı. Tolunay Hoca'ya teklif yapalım diye düşündük ama dedik ki ligden uzun süre uzakta kaldı milli takımlarda. Mesela bunları yaparken de kendi takımımızda oynayan futbolcularla da konuşuyoruz biz. İstişare ediyoruz. Dün gece saat 12-12.30'a kadar takım kaptanı Sedat buradaydı, İlhan buradaydı. Ante ile görüşüyoruz. Yani hiçbir şeyi tamam ben bugün kafama bu esti, hadi bunu yapalım tarzı ve tavrıyla olmuyor. İşte yaşadığımız ortam, pozisyon, puan durumu, bütçe buna göre hareket ediyoruz. Mesela İsmet Hoca benim kafamda var. Mesela İsmet Taşdemir Ankara Gücü'nde ben tanımıyorum. Sadece bir kere stadyumda merhabalaştı. Ama Ankara Gücü'nde İsmet Hoca işte ikinci ligden birinci lige gelirken şampiyonluk yaşamış bir hoca. Ama düşündük, dedik ki ya bu 6 haftada hoca hiç Süper Lig'de takım çalıştırmamış. Buranın yükünü, stresini kaldırabilir mi? Yani bir sürü kriter var, bir sürü şeyi değerlendiriyoruz. Biz buna karar vermek için belki 2 gün uğraşıldı, 2 gün istişare edildi, 2 gün işte şeyine bakıldı, artısına eksisine bakıldı. Ondan sonra bu kararlar verildi. Ben devre arasında Hakan Kutlu'yu aradığımı size söylemiştim. Evet. Hakan hocam memnun oldu. Sağ ol başkanım dedi. Sözleşmem var dedi. Şimdi biz de sözleşmesi olan bir hocayı kulübünden istemenin de çok doğru olmayacağını düşündüğümüz için de getirmedik Hakan Kutlu'yu. Ben Ankara güçlü bir hocanın inşallah biraz hocalarımız Süper Lig'de, diğer liglerde fazlalaşır. Başarı elde ederler. Ben Ankara Gücü'nü, Ankara Güçler'in yönetmesini her zaman isterim. Ankara Güçlü hocalarımız olsun diye her zaman bunu isterim. Ama vakti, zamanı, ortamı müsait olduğu zaman. Ya mutlaka takım kadrosunun da tamamının altyapıdan çıkan çocuklar. Hayati Soydaş'ı, Hayati Soydaş'ı, Hayati Soydaş'ı hocalığa öneren kim? Benim. Siz söylemiştiniz, evet. Daha o güne kadar Hayati Soydaş hiçbir takımda şey yapmamıştı, hocalık yapmamıştı. Ya ondan sonraki hocalar da devam ederken biz burada arkadaşlarla beraber Ankara Güçlü hocalar olsun diye o ikinci ligde, birinci ligde o dönemlerde bir sürü işte biz etkindik, biz şey yapıyorduk, beraber koordine ediyorduk. Başkanım ben bağlanmadan hemen önce sosyal medyada özellikle taraftarın İbrahim Üzülmez ismiyle neden tepkisi olduğuna baktım. Çok büyük kısmı Bursaspor'da başarısız oldu deniliyor ama Bursaspor'da da aslına bakarsak başarısız bir çizgisi yoktu. Ama biraz önce bir isim söylediniz. Kulisiç'ten bahsettiniz görüştüklerinizden. Kulisiç'te Gençler Birliği'nde İbrahim Üzülmez bir arada olmuştu. Benim çok iyi hatırladığım bir dönem ki o dönem İbrahim Hoca'nın gelmesine ben de çok karşı çıkmıştım. Çünkü çok kısıtlı bir maç tecrübesi vardı ve tehlikeli bir durumdaydı. Ama ikinci yarıda 32 puan gibi bir puan toplamıştı İbrahim Üzülmez. Ve muhteşem bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ben size konuştuğum zaman bir teknik direktör ismi vermem ama siz ne diyorsunuz dediğiniz zaman ben şahsi görüşümü her zaman söylemekten çekinmem. İbrahim Hoca'ya da yok yapamaz diyeceğim bir isim değildi. Çünkü ben Ankara'da kanlı canlı ne yaptığını yaşadığım ve gördüğüm bir teknik direktör. Ben açıkçası sosyal medya kadar umutsuz değilim İbrahim Hoca konusunda. Hatta o diğer saydığınız isimlerin içerisinde de en umutlu olduğum isim diyebilirim. Siz evet. Geçmişine bak, başka şeyleri görüştüğünüz zaman İbrahim Hoca'nın ama çok paraya düşkün olduğu söylenir misal. Böyle bir sorun yaşadınız mı anlaşma konusunda? Ben anlaşma müzakerenin biraz uzun süreceğini bekliyordum. Çok hızlı geçti açıkçası. Mustafa Kaplan geldiğimiz günden itibaren olan hocaları söylüyorum. Evet. Metin Diyadi'nin %56 mıdır? Rakamsal olarak Mustafa Kaplan'ın anlaştığı bir rakam. %56'dır. Geçmiş dönemde çalıştığı rakamın %36'ına çalıştı Ankara Gücü'nde. Evet. Mustafa Reşit Akçay'ın rakamını söylemeyeyim. Belki PTT 1. Lig'den daha düşük rakamlara çalıştırdı.
İbrahim Üzülmez de 1,5 aylık maaş şu anda Bursaspor'dan aldığının ay ortalamasına vurduğumuzda 1/4, 1/5 gibi bir rakama anlaştık. Biz Ankaragücü'ndeki kendi iş yerlerimizde yapamadığımız kadar Ankaragücü'nde hesaba kitaba dikkat etmek zorundayız ve de kılı kırk yararak burada iş yapıyoruz. Ankaragücü'nün bir ismi var. Ankaragücü'ne gelmek isteyen de hocalar var. Sağ olsun İbrahim Hoca da hiçbir rakamsal konuda hiçbir zorluk çıkarmadı. Geldi. Bu 6 haftada burada gelip de böyle görev almak da kolay bir iş değil Bülent. Bu Evet. riski almak da kolay değil. Kariyer planlaması açısından da kolay değil. Sağ olsun teklif edildi. O da çıktı, geldi. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Takımımızı ligde tutarız. Ondan sonra hep beraber yolumuza, Ankaragücü'nün gelecek günlerine bakarız. Çok kötü olduğunu düşünmedim. Hatta ligden düşmeyi hak edecek bir kadro olmadığını gördüm. Bir Ankaragücü kadrosu var açıkçası. Doğru bir teknik direktör, doğru bir yapılanma, doğru bir atmosferle Ankaragücü'nün şu 6 haftalık periyottan başarıyla çıkıp tekrar Süper Lig'de kaldığı yerden devam edeceğini, ara vermeyeceğini ben şahsen inanıyorum, hissediyorum, umut ediyorum öyle olur diyorum. Ama Ankaragücü'nün tek problemi sadece bu değil başkanım. Çok ciddi bir borç yükünün altında kendinizi buldunuz. Devre arasında açıkçası ben dahi beklemiyordum transfer yasağının kalkabileceğini. Transfer yasağını kaldırdınız ama birkaç tane dosya var ki can sıkıyor. En son Tandoğan tesislerinin açılışında bahsetmiştiniz. O dosyaların akıbeti nedir başkanım? Bir taraftan da korkulu bir rüya var. Yine transfer yasağı gelecek mi? Yine sorunları yaşayacak mıyız diye. Şimdi o dosyalar duruyor. Şu anda bir süreç var. Yasal süreç o dosyalarla ilgili devam ediyor. Tabii o dönemde yapılan teklifler vardı. Kabul etmediler. Şu anda da biz bir şey teklif edemiyoruz. Biz işin açıkçası bu 6 haftaya odaklanarak, yani bu hukuki süreçle ilgilenen zaten avukatlarımız var. Kulüpte bu işle ilgilenen yönetici arkadaşlarımız var. Onlar bunları takip ediyor. Şimdi bu pandemi dönemiyle birlikte süreç uzayınca insanlar biraz bugünkü eleştirilere, yazanlara, eleştirenlere ben bir şey demiyorum mesela. Eleştirebilir, hoca söyleyebilir, gönlünden geçebilir, bizden farklı düşünebilir. Biz hata yapıyor olabiliriz. Yani isteyerek olmaz bu. Belki seçimde bazen hata yaparız, bir şey olabilir. Bunlara hiçbir şey demiyorum ama şimdi 31 Ekim'deki Ankaragücü'nü lütfen unutmayalım. 31 Ekim'deki Ankaragücü daha o sezon bitmedi arkadaşlar. Ben bir hatırlatayım bunu. Bu Ankaragücü bizim geldiğimizde ligden düşmesi kesin gözüyle bakılan, bütün futbol kamuoyunun bu kulüp artık birinci, ikinci lige doğru gider dediği, biz Nihat Özdemir başkanın ofisine gittik. Faruk Kocabey ile işte federasyon İstanbul'a gidemediğimiz için burada görüşme yaptık. Yani yanlış anlaşılmasın. Seçildiğimizde o zaman bize dedi ki sizin dedi tablonuz dedi İstanbul bir tane kulüp var dedi. İstanbul'daki bir kulübün ismini vermek istemiyorum burada. Sizin 10 katınızdan daha fazla borcum var ama döndürebilme anlamında dedi sizde hiçbir şey görünmüyor, hiçbir ışık görünmüyor dedi. Çok zor bir işin altına girdiniz siz dedi. Şimdi lütfen bunları konuşmak istemiyorum ama maalesef konuşmak da gerekiyor. O 10-15 kişilik bir grup var ya onlar için bunu söylemek gerekiyor. O 10-15 kişi için bunları söylemek gerekiyor. Arkadaşlar bu sezon hala bitmedi. Biz 31 Ekim'de göreve geldik. 17 Mayıs'ta bitmesi gereken sezon bitmedi. Hala o sezonu yaşıyoruz. 4 Kasım'da bu kulübe transfer cezası geldi. Lisans tescil cezası geldi. Evet. Kane'in de dosyasıyla beraber bu kulübe 3 dönem transfer yasağı geldi. Evet. Bunlara rağmen bu işler bir şekilde halloldu. Bu kulüp transferi açabildi ve de o transferi açtığımızda önümüzdeki yıl Süper Lig ve Allah göstermesin düşünürse PTT Lig'in hesabı da belki yine bir yasak gelir diyerek yapılarak futbolcular transfer edildi. Bunu bir netleştirelim. Bunu herkes bir bilsin. Anlatabildim mi? Hiçbir kulüp şimdi o dönem belki bizim yönetime
sağ olsunlar, destekler sayesinde belki bu paralar gelişiyle insanlar bu işin bu kadar kolay olduğunu zannetmeye başladı ama maalesef bu iş bu kadar kolay değil arkadaşlar. O paralar da kolay bakın, gelmiyor başkanım zaten. Ya nasıl gelebilir? Hele bu pandemiden sonra bunların imkanı mümkünü mü var? Bu konuşan, neyse o konulara girmeyelim. Başkanım, bizim canım, sizin canınızı bu çok sıkmış ama ben de yani şurada 6 hafta kaldı. Şu takım birlikte kalsın ilk önce. Birlik ve beraberliğin en fazla ihtiyacımız olan şu günlerde diye çok sık kullanılan bir cümle vardır. Tam aslında Ankara gücü tam onun merkezinde. Bir de taraftarsız oynanıyor maçlar. En büyük gücünden de yoksun şu anda Ankara gücü. Bu diyaloglar ya Bülent, niye insanların kaldırabileceği şeyler olur bir yere kadar. Bir de bir noktadan sonra kaldıramayacağı işler olur. Benle ilgili, yönetici arkadaşlarla ilgili yorum yaparken herkes bir kere yani söylediğim bu 10-15 kişi. Yani onun haricindeki hiç kimseye söylemiyorum. Hoca konusundaki eleştirileri kabul ediyorum. Taraftarımızın belki gönlünün istediği gibi olmamış olabilir. Taraftarın beklentisi daha farklı olabilir. Ankara güçlü bir hoca olabilir. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama şimdi bir şey yazarken bizi itham edecek. Mesela hesap sorulacak. Taraftar senden bunun hesabını sorar. Ne yaptım da taraftar benden neyin hesabını soracak? Ankara gücünün 1 lirasına zerresine 1 lirasına bir yanlış mı yapmışız? Kulübün aleyhine bir şey mi yapılmış? Anlatabildim mi? Böyle bir şey olsa falan anlarım ama hoca yüzünden bize neyin hesabı sorulacak ben onu anlayamıyorum. Bu hoca tercihi Hakan Kutlu Kayseri Spor'da çalıştı mı? Mersin İdman Yurdu'nda çalıştı mı? İşte evet. Hakan Keleş Sivas Spor'da oynarken Ankara gücüyle maçları vardı. 3-1 mi 3-0 mı ne yendiler bir maç vardı gibi, anlatabildim mi? Ya bunlar futbolda normal şeyler yani. Ya mutlaka camia. Gençler Birliği'nin hocası, sen Gençler Birliği'ni takip ediyorsun. Galatasaray'la ilgili beyanat vermiyor mu? Verdi ki orada da tepki çekti ama şey değildi o kadar. Fatih Terim'le beraber basın toplantısı düzenlediler. Orada da şey vardı. Rahatsızlık ediyor ama futbol global bir oyun artık. Yani misal Ankara gücünün bütün takım kadrosunda altyapıdan çıkan futbolculardan oluşmasını isteriz. Ama şu anda şartlar ona uygun değildir. Mutlaka ama bir gün onu görmenin hayalini kurarız. İnşallah Ankara gücünün başında da Ankara üçlü bir teknik direktör olur. Onun da zamanı gelir ama şu anda Ankara gücü biraz can derdinde ve en doğru kararı vereceği zamandı. Ve bir yönetim var. Yönetimde İbrahim Üzülmez'i uygun görmüş. Neticede taşın altına elini sokan sizsiniz diye düşünüyorum ben. Ya kesinlikle işte biz onu da anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz yaptığımız işi işte zor sunarak yapmıyoruz. Ankara gücünü, bizim sevdamız, tuttuğumuz takımımız, kulübümüz. Burada böyle bir hizmet veriyoruz. Gece yarılarına kadar veriyoruz. Tamam, bunu isteyerek Ankara güçlü olduğumuz için yapıyoruz. Tekrar söylüyorum, eleştirirken insanlar mesela beni işte desin, eleştiriyorlar Mustafa Kaplan konusunda. Haklılık payı var mı? Var. Tamam, eyvallah. Mesela o günün şartları neydi ama? Hangi şartlarda yapıldı? Hangi şartlarda imzalandı? Transfer yasağı durumu. Biliyor muydunuz siz bu kağıttan hanginizin haberi vardı? O kadar sen merak ediyorsun o dosyanın nasıl çözüldüğünü. Biliyor musunuz mesela? Kaçında çözüldü Ankara gücünün transfer yasağı? 3 gün kala çözüldü. 26 Ocak'ta çözüldü. Evet. Ankara gücü kastan çözüldü. Ya hatırlarsınız tamam mı? Başkanım. Ankara gücünün tarihi bir başarıdır. Ben olmuşumdur büyük ihtimalle o dosyayı. Hop dosyası ismini vermiştim hatta ilk başlangıçta programlarda. Hukuki bir başarıdır o. Evet. Gerçekten de Türkiye'deki diğer kulüplere de örnek olacak belki tarihi bir başarıdır o dosya. Şimdi bunların ya işte diyorum ya gün gün yaşadığımız işler var, olaylar var. Bunlara göre bu işler yapılıyor. Benim bugün işte sinirlisiniz böyle diyorsun hiç görmediğim gibi. Belki de evet beni 15 senede ilk defa böyle görüyorsun sen. Ama şuna takılıyorum.
Mesela ya hesap sormak, ben bu işlere gelemem ya, kusura bakmayın. Benim Ankaragücü'nden hiçbir beklentim yok. Benim Ankaragücü'nden hiçbir beklentim yok. Ben görevimi yaparım. Ondan sonra da Allah herkese helalleşirim. Ondan sonra gider işime gücüme bakarım. Yani Şimdi beni burada bir kavganın, bir şeyin içerisinde kimse sokamaz. Kimse bundan ümitlenmesin, buna heveslenmesin. Ben işimi yaparım, Ankaragücü'ne hizmetimi ederim. Ama hiç kimseye de böyle polemiklere, şunlara bunlara girerek burada bu işleri yapamam bile. zaten zaman dediği başkanım. Şimdi ben söylediğinizin altını çizeceğim bir noktayı söyleyeyim. 3 sene transfer yasağı almıştı Ankaragücü. Hukuki başarı Üç olarak biz dönem. bunu 3 dönem yani 1,5 sene. Yani siz devre arasında ihtiyaç olan parayı bulsaydınız dahi Ankaragücü transfer yapamayacak durumdaydı. Eğer o 20 dosyada o başarı asla. gelmeseydi. 200 milyon liran da olsa, 500 milyonun da olsa yapamazdım. Bunun tekrar bir altını çizmiş olayım çünkü ben bunu biliyordum. Defalarca da biraz duralım, Ankaragücü yönetimi bir şey yapmaya çalışıyor. Çok kritik bir süreçte demiştim. Bazen sizin söylediğiniz bilsek dahi yazılmayacak şeyler vardı. O dönem bilip söyleyemediğimiz şeylerden bir tanesiydi bu. Şimdi başkanım, finansal boyutta iki Futbolcuyu tane... bile transfer edemiyordu. Evet, şu anda da başka şeyler konuşuyorduk. Kısıtlı kadro, kaç puanda olacağını açıkçası ben kestiremiyordum eğer transfer yapılamasaydı bu takıma. Evet, maalesef. Şimdi finansal boyutta iki tane önemli hamleniz vardı açıkçası başkanım. Bir tanesi belediyelerle beraber oluşturduğunuz hatıra bilet kampanyası. Bundan nasıl bir sonuç? Beklediğiniz sonuç elde edilebildi mi? Çünkü bu sıkıntılı bir dönem korona sonrasına denk geldi. Herkes yarınını bilemiyor. Ama sizin kafanızda tahayyül ettiğiniz bir rakam var mıydı? Ona ulaşılabildi mi? Bir de delege sayıları. O da aslında bakarsak koronaya denk geldi. Bunlarda nasıl gelişmeler var? Şimdi bizim belediye başkanlarını toplamamız, milletvekillerini toplamamız Türkiye'de birçok kesimden takdir kazandı. Herkesin çok hoşuna gitti. Burada milletvekillerini topladığımızda AK Partili bir milletvekilimiz, bakanlık yapmış bir milletvekilimiz dedi ki ya ne kadar güzel bir iş yaptınız. 9 ya da 10 senedir milletvekiliyim. Ben daha bu kadar arkadaşımla, milletvekili arkadaşımla bir araya gelmedim. Siz çok büyük bir iş becerdiniz, çok büyük bir iş yapıyorsunuz dedi. Bizim buradaki milletvekillerini Ankaragücü camiası çatısı altında birleştirmemizin amacı Ankaragücü'nün birleştiriciliğini ve gücünü göstermekti. Ankaragücü boş bir kulüp değil. Ankaragücü güçlü bir kulüp. Ankaragücü istediği zaman şehrinde, Türkiye'nin de her yerinde ses getirebilecek bir kulüp. Biz bunun için yaptık. Milletvekillerinde yaptığımız işin amacı şey değildi, hatıra bilet satmak değil. Ben bunu Ramazan ayında bir iftar yemeği düşünüyordum kafamda. Hayalim şuydu, sahanın bir tanesinde, az kullanılan antrenman sahasının bir tanesinde komple Ankara'nın önde gelenlerini, tüccarlarını, iş adamlarını, sivil toplum örgütlerini, şehirle ilgili alakalı herkesi böyle 300, 400, 500 kişiyi bir araya getirelim. Masalar etrafında o gün bir yemek verelim. Ankara'da yapılmayan, belki Türkiye'de ilk olan bir şeyi yapalım. Bunu düşünüyorum. Pandemiden dolayı bunu Ramazan ayında gerçekleştiremedik. Hatıra bilet kampanyasını benim Twitter'ıma girin bakın. Yüzlerce, belki 1.000 tane bununla ilgili talep geldi. Bir günde bir tribün lideri sabah kalktım, telefonumu açtım, baktım bana şey yapmış, mesaj atmış. İşte yapalım başkanım, niye yapmıyorsunuz? Niye taraftarla bu tür organizasyonlar yapmıyorsunuz? Baktım yanlış anlaşılıyor. Bizim bu tür işler yapmamamız. Çünkü bunu yapmamaktaki kastımız şuydu. Ankaragücü yönetimi daha önce para topluyor algısı oluşmuştu. Yani sürekli para istiyor algısı vardı. Bu algıyı kırmak için de biz hiç kimseden gidip de kulüp adına para istemedik. Sponsorluk adına görüşmelerimiz oldu ama hiç kimseyi rahatsız edip de para verin gibi bir şeye asla girmedik. Ne ticaret odasına ne belediyelere hiçbir yerden böyle bir talebimiz olmadı. Taraftardan gelen bilet isteği, hatıra biletimiz olsun, ben bunu saklamak istiyorum, bugünün anısını yaşamak istiyorum, bunun üzerine gelişti. Belediyeler geldiğinde pandemiyle birlikte 90 gün boyunca bu kulübe 1 lira para girmedi. Evet, maalesef. Yöneticilerin sağladığı 6 milyona yakın buraya borç olarak para verdik hepimiz.
Bu parayla biz burada şu dönemde 90 gündür 1 lira para girmeyen yerde bu kulübü bir şekilde devam ettirdik. O dönemde belediyelerden bir beklentimiz bizim yapsınlar diye misafir çağırmışız. Misafirlerden böyle bir beklentimiz olamaz. Orada bir iki belediye başkanımız buraya bir yardım yapmak istediklerini sağ olsunlar söylediler. Ondan sonra bir gelişen süreç oldu. Her belediye kendi imkanı çapında bilet aldı. Almayan var. Ama almıyor diye kimseyi eleştiremeyiz. Gelmeyen belediyeler var. Mesela Yenimahalle Belediyesi yemeğe de katılmadı. Hatıra bilet de almadı. Ama biz bununla ilgili bir şey deme hakkına sahip değilim ben. Öyle görüyorum. Yani sahip çıkmak isterse, işin içerisinde olmak isterse olabilir. Biz de ona mutlu oluruz. Ama onun haricinde şey olmadı. Yani bizim buradaki amacımız belediyelerden illa bir şey isteyelim gibi bir dertte bu işi yapmadık. Katılım var ama dediğin gibi pandemideki ekonomik şey belli, durum belli. Öyle beklenilen ve bir şey yok. Çok cüzi miktarlarda katkıları oldu. Valla sağ olsunlar, olanın da olmayanın da, ama Ankara gücünün en azından bir Aynen. yarasına pansuman yapacak rakamlar, en azından günlük ihtiyaçlarını döndürecek bir rakam sağlanabilirdi. Ama aynı şey Dire Gelir'de de. Gelen ve gelmeyen bütün belediye başkanlarına, milletvekillerine hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, gelemeyip arayan milletvekillerimiz oldu. Daha sonra onlar hepsi biner liralık gönül bileti aldılar. WhatsApp'tan bana gönderdiler. Hepsine gelen, ilgilenemeyen herkese de teşekkür ediyorum. Yani küsmek gibi ya da sitem etmek gibi bir şey söylemek gibi bir hakkımız yok. Hepsine teşekkür ediyorum. Sizin adınıza ben sistemi o zaman söyleyeyim başkanım. Yani Başakşehir maçından sonra bir Trabzon milletvekili çıktı. Ankaragücü Başakşehir maçındaki hakem hatalarından dolayı Ankaragücü'nün hakkını korur gibi bir açıklama yaptı. Ben o açıklamayı Ankara milletvekillerinden beklerdim. Ki böyle güzel bir atmosfer yarattınız, bir araya geldiniz, kulübün gücünü, etkisini gösterdiniz. Ankaragücü'ne bu konularda da aslında sahip çıkılması lazım. Ki Başakşehir maçında skandal kararlar vardı. Ankaragücü'nün aleni olarak 3 puan elinden alındı. Ama Ankaragücü yönetimi ve taraftarından başka bu konuya tepki gösteren Erman Toroğlu oldu. Biz olduk. Başka kimse de olmadı açıkçası. Milletvekillerinden siz beklemez miydiniz misal başkanım bu işi? Yapsalar güzel olurdu tabii ki. Kendimizi daha güçlü hissederiz. Futbol federasyonu ve diğer birimleri karşısında daha şehrin gücü hissedilir. Tabii ki iyi olur, iyi olmaz olur mu? İyi olur ama biz Başakşehir maçıyla ilgili de her türlü başvurumuzu, görüşmelerimizi de yapıyoruz. Dediğim gibi her şeyi kamuoyu önünde yapmayabiliriz, yapamayabiliriz ama biz de noktaların hepsine bu konuları söylüyoruz. İnşallah oradan da olumlu bir karar çıkar diye ümit ediyorum. Şimdi Salı günü teknik direktör değişikliğinden dolayı kümeye gitti ama bir Kulüpler Birliği toplantısı vardı ki önemliydi dedi. İşte hem maddi konular vardı hem Ankaragücü'nün hakkını yendiği durumlar vardı. Neler oldu, biraz bahsetme şansınız olur mu başkanım bununla ilgili? Maalesef şimdi ben çoğu kulüp başkanı videodan katıldı. Ben bizzat oraya gittim bu sıcak gündemden dolayı. Ama bir gün önce yaşanan Alanya Trabzon maçındaki gerginlikten dolayı bir iki kulüp başkanı da yoktu. Ben de hoca sorunundan dolayı da buraya erken gelmek zorunda kaldım. Kısa süre katılabildim. Orada konuşulan konu ağırlıklı. Yani bizim konulara çok sıra gelemedi benim de çıkmam gerektiği için. Dijitürk'ün ödemeleriyle ilgili konular konuşuldu orada. Futbol ekonomisi küçülüyor. İleriki yıllar için daha da küçülecek gibi görünüyor maalesef. Yayıncı kuruluşunda böyle indirim istekleri ve talepleri görünüyor. Futbolu ekonomisini iyi günler beklemiyor maalesef. Maalesef başkanım ki korona zaten sürekli bir indirim talebi vardı. Koronadan sonra daha da fazla olmaya başladı. Pandemi serisinde programın bittiğinde ben şimdi ekrandan çekiliyorum. Ekranı size bırakıyorum. Ankara Gücü camiasına, taraftara ne mesajınız var demiştim. Bugün yine aynısını yapalım istiyorum. Ben yine bir ekrandan çekileyim. Sadece sizin güzel görüntünüzü ekrana verelim. Siz Ankara Gücü taraftarına mesajınızı aktarın. Sevgili Ankara Üçler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kulübümüz için çok önemli 6 haftaya giriyoruz. Bu 6 haftayı birlik ve beraberlik içerisinde, her ne kadar sizler stadyuma gelemeseniz de, yanımızda olamasanız da, ama ruhunuzu yanımızda hissederek beraberlik içerisinde, birlik içerisinde geçirmek istiyoruz. Bu camia
nice zorlukları atlattı. Hala şükürler olsun Süper Lig'de ve hala Süper Lig'de de devam etme şansı bulunuyor. Bu şansı biz sonuna kadar, son saniyesine kadar kovalayacağız, koşturacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizin isteklerinizi, taleplerinizi biliyorum, anlıyorum. Ben de sizin gibi düşündüğüm bir sürü konuda ben de sizler gibi düşünüyorum. Buradaki yönetimdeki arkadaşlarımız da sizler gibi düşünüyor. Ama işin yönetici boyutunda olmak farklı sorumluluklar gerektiriyor. Farklı kararlar almanız gerekiyor. Kulübün menfaatini her şeyin üstünde tutmanız gerektiriyor. Biz bunun için böyle davranmak zorundayız. Böyle kararlar almak zorundayız. İlerleyen günlerde tamamen Ankaragücülerin yönetimde takımı yönettiği günlerin olmasını biz de canı gönülden isteriz. Ankaragücü'nü tutan futbolcuların burada futbol oynamasını canı gönülden isteriz. Allah nasip ederse ilerleyen günlerde inşallah bunların hepsi olur, gerçekleşir. Dediğim gibi bazı bizim de moralimizi bozan işte bana WhatsApp'tan bazı arkadaşlar buradan derliyorlar, gönderiyorlar. Bazı yazılar oluyor. Eleştirilerin her türlüsünü, her şeklini kabul ediyoruz ama eleştiri haricinde kulübe fayda sağlamayacak hiçbir şeyi de kabul etmiyoruz. Bunun karşısındayız. Kongreler var. Kongreler kulüplerin hesap yerleri. Buralarda konuşulabilir. Buralarda gerekenler yapılabilir. Bize sormak istediğinizi her zaman için biz açık yaşayan insanlarız. Toplumun önündeki insanlarız. Kendimizi gizlemiyoruz. Kulübü gizlemiyoruz. Ama bize sorun. Bizden cevap alabilirsiniz. Dediğim gibi bazı konuların önüne sırt çekmek zorunda kalıyoruz. Kendimizi feda ediyoruz bazı durumlarda. Tek kulübümüz zarar görmesin diye. Bundan emin olun. Bizle ilgili düşüncelerinizi, duygularınızı biliyorum. Biz de bu duyguların sizlere misli misli güzel duygular besliyoruz. Hepinize tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.